başka bir oluşum meydana geldi. Libya parlamentosu denilen, bir de silahlı gücü var. Haftar denilen, General Haftar. Bunlar da Trablus'daki hükümete karşı silahlı mücadele başlattılar. Şimdi Türkiye meşru hükümetten yana vaziyet alınca, hı hı, dediler ki biz buraya gelecek Türk uçaklarını vururuz. Türk, evet, gemilerini batırırız. Haftar'a bağlı komutan bu açıklamayı ediyor, yaptı. Evet, tehdit ediyorlar akıllarınca. Şimdi burada nereden kaynaklanıyor bu sıkıntı? Birleşmiş Milletler Trablusgarp hükümetini tanıyor ama bazı devletler de Hafter'i, o hükümeti, hı-hı, destekliyor. Hı-hı. Mesela Mısır, mesela Birleşik Arap Emirliği, hatta kısmen Amerika, hı-hı, Fransa, bazı Avrupa ülkeleri. Yani o bakımdan ona bir anlamda meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Ve o bölgeyi kendi etki alanlarına alacaklar. Şimdi Türkiye ne yapar? Yani meşru hükümet bir çağrıda bulunursa ne yapar? Yani biz asker göndeririz demek bence erken bir söz. Çünkü bunda kararı verecek olan meclis. Anayasamızın 92. maddesine göre yurt dışına asker göndermek meclisin yetkisinde. Yani bunu meclise tartışacaksınız. Yani niye asker göndermeyi, niye asker göndermemizi istiyorlar? Gönderirsek ne olur? Faydası nedir, mahsuru nedir? Göndermezsek ne olur? Şu anki sistemde yani meclisin ne kadar tartışacağı ve ne diyeceği ne kadar önemliydi? Şimdi bugün Bahçeli de bir açıklama yaptı. Libya'ya asker göndermeyi destekliyoruz dedi. Şimdi, Erdoğan göndereceğiz dedikten sonra. Güzel de anayasanın 92. maddesi hala yürürlüktedir. Hı hı. Yani bir ülkeye asker göndermek için veya başka bir ülkenin askerlerini Türkiye'ye davet etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar almak lazım. O da yetmiyor. Meclis herhangi bir karar veremez. Meclisin vereceği karar uluslararası meşruiyete dayanmalıdır. Yani siz oraya asker göndermeniz gerekiyorsa onun uluslararası meşruiyetine bakacaksınız. Yani, hı hı, mesela bir Güvenlik Konseyi kararı var mı? Bir Birleşmiş Milletler başka kararı var mı? Genel kurul falan. O bakımdan yani bu böyle ayaküstü çözülecek bir mesele değil. Bütün boyutlarıyla tartışacaksınız. Hatta bence iktidarla ana muhalefetin de bu konuyu kapsamlı bir şekilde konuşması lazım. Evvelce hep böyle olmuştur. Mesela Ecevit Kıbrıs harekatını yapmaya karar verince ana muhalefet lideri Demirel'i davet etmiştir. Ve Demirel'le konuşarak bu harekatın nasıl olacağını, ne olacağını falan anlatmıştır. Yani devletler böyle önemli milli çıkarlar söz konusu olduğu zaman iktidarla muhalefet arasında diyalog kurarlar. O bakımdan böyle bir diyalog da gerekebilir. Ama her halükarda meclis kararı gerekir bence. Ondan sonra da sonuçlarına bakmak lazım. Yani böyle harekata karar verdiğiniz zaman nasıl bir hareket olacak bu? Yani asker mi göndereceksiniz? Evet. Yoksa silahsız işte bu İHA'ları mı göndereceksiniz? İstihbarat yardımı mı yapacaksınız? O meşru hükümetin silahlı güçlerini eğitecek misiniz Türkiye'de? Yani birçok şey yapabilirsiniz. Ama ne yapacaksınız? Belki kademe kademe gidilebilir. Yoksa siyasi bir uyarıdan bulunacaksınız Haftar'a karşı. Onlara yani Trablusgarp hükümetine karşı askeri bir saldırıya girerseniz işte şöyle şöyle sonuçlarla karşılaşırsınız diye bir uyarıdan bulunacaksınız. Yani bütün bunların yolları var. Yani bunların konuşulması lazım. Ama şurası muhakkak ki yani oradaki gelişmelere Türkiye kayıtsız kalamaz. Bir kere orada çok vatandaşımız var. Orada büyük yatırımları var Türkiye'nin, iş adamlarımız var. Yani bu tarihi gelişmeler var. Mesela Kıbrıs harekatı sırasında Libya bize çok yardımcı oldu. Yani bu kadar devletin arasında Libya çıktı ve Türkiye'ye yardımcı oldu, destek oldu. Onun için bütün bunları bizim düşünmemiz lazım. Böyle sadece psikolojik bir ortam yaratmak için değil. Yani Türkiye'nin bölgedeki çıkarları, siyasi çıkarları, bölgenin istikrarı, güvenliği, bütün bunları düşünmemiz lazım. Ve nihayet şimdi bir anlaşma yaptık Libya'yla, deniz sınırlarıyla ilgili. O da bizim güvenlik çıkarlarımızı ilgilendiriyor. Yani Libya deyince sadece Libya'nın topraklarını değil, deniz sahasını da düşünmemiz lazım. Ve diyor ki şimdi bu Hafter'in komutanı, Türkiye diyor buraya işte petrol veya doğalgaz çıkartmak için gemi gönderse hemen o gemiyi batırırız diyor. Şeye bakın siz yani, insanların ne ölçüde saldırgan olabildiklerine bakın. Şimdi baktığımız zaman Hafter konusu aslında bizim Rusya ile aramızda da bir kriz.
Bir sorun. Evet, bir sorun. Bir kriz noktasına doğru da gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bu Hafter konusunu, çünkü Rusya Hafter'e destek veriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Rusya ile aramızdaki Hafter? Yani şöyle Hafter şimdi Rusya ile ilişkilerimize baktığınız zaman bazıları düşünebilir ki yani Rusya ile öyle bir ilişkiler kurduk ki biz her alanda beraberiz. Bizim her konudaki talebimize destek olacakla böyle bir şey yok. Mesela Suriye'de biz PYD'yi, YPG'yi terör örgütü ilan ediyoruz. Rusya'da ediyor mu? Rusya'da bunları ofis açtırdılar. PYD'nin Moskova'da ofisi var. Duvarında da Öcalan'ın resmi var. Yani demek ki bu konuda aynı fikirde değiliz. Peki Suriye için hazırlanmaya çalışılan anayasa konusunda aynı görüşte miyiz? Onlar nasıl bir anayasa istiyor? Biz nasıl bir anayasa istiyoruz? Yani buna benzer pek çok konuda Rusya ile hani Ukrayna konusunda, Ukrayna, Kırım meselesinde, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda biz Rusya ile aynı çizgide miyiz? Onlar da birçok konuda bizimle aynı çizgide değiller. Yani bunu anlamak lazım. Rusya'nın samimiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siz çok önemli bir diplomat, duayen birisi olarak. Yani Putin'in samimiyetini, Rusya'nın samimiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle sormak istiyorum. Şimdi İki ülke, işte Suriye'de baktığınız zaman aynı hedefte, aynı doğrultuda gittiği görünse de aslında çıkış noktaları ve pozisyonları çok farklı. İşte bir tanesi Ankara mesela başından beri Esad'a karşı savaşan örgütlere destek verirken, Rusya ise Esad'ın işte ülkesinde büyük oranda hakim olmasına sağlayan güçlere destek veriyor. İşte Libya konusunda biraz önce bahsettik, Hafter konusunda yine ciddi bir ayrışma söz konusu. Yani bunu nasıl okumalıyız? Putin gerçekten Türkiye'nin dostu mudur, yoksa ülkesinin çıkarlarını daha çok göz önünde bulunduran bir lider midir? Şimdi İngiltere'nin... Şimdi arada ciddi problemler var baktığımız zaman... İngiltere'nin eski başbakanlarından Lord Palmerston daha 1856'da demiş ki İngiltere'nin ebedi dost ve düşmanları yoktur. Değişmez menfaatleri vardır. Böyle samimiyet falan gibi kelimeler diplomasinin lügatında yoktur. Diplomasinin lügatında çıkarlar vardır. Her ülke kendi ulusal çıkarlarını savunur. O bakımdan Rusya ile çıkarlarımızın örtüştüğü konularda tabii ki yakın işbirliği yaparız. Ama örtüşmediği konular olabilir, var. O zaman onlarda da farklı politikalar izleriz. İzliyor yani, muyuz peki? İzlemek Rusya lazım. Yani i̇zlemek başka lazım başka çaresi yok ki. Böyle yapmak zorundayız. Mesela şimdi Rusya PYD'yi efendim terör örgütü olarak kabul etmiyor diye biz de mi kabul etmeyelim? Hafter'i destekliyor. Birleşmiş Milletler'in meşru saymadığı yönetimi. Biz Rusya öyle yapıyor diye biz de mi öyle yapalım? Yani Rusya'nın kendi çıkarları var, Türkiye'nin kendi çıkarları var. Bunu da doğal karşılamak lazım. Birçok konuda Rusya ile yakın ilişkimiz oldu. Suriye konusunda, başka konularda. Güzel, bunları sürdüreceksiniz. Ama ne Rusya, ne Amerika, ne başka herhangi bir ülke bizim ebedi dostumuzdur. Onlar ne derse onu yaparsa olmaz. Şimdi örnek vereyim size. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinden sonra mecliste rahmetli gazeteci Mehmet Ali Birant, o zamanki Amerika'nın o zamanki savunma bakan yardımcısı Wolfowitz'e soruyor. Bundan sonra diyor Türk-Amerika ilişkilerinin düzelmesi için ne yapmamız lazım? Diyor ki siz Amerika ile ilişkilerinizi düzeltmek istiyorsanız diyeceksiniz ki diyor bundan sonra Amerika için iyi olan neyse Türkiye için de iyi olan odur. Yani size teslim alıyor, teslim almak istiyor. Ne desek onu yapacaksınız diyor. Bizimle iyi geçinmek istiyorsanız. Yani başka farklı politikalar izlerseniz işte o zaman böyle oluyor. Şimdi bir şey daha işte bu David Phillips demin bahsettiğim Atlantic Council'da bir sivil toplum örgütünün başkanı. Adam bir kitap yazdı. Bir taraftan da Türk-Ermeni yakınlaştırması diye bir proje bu yürütüyordu. TARC diye yani Turkish-Armenian Rapprochement Committee. Şimdi o vesileyle bir şey yazdı. Adam diyor ki, Türkiye ne zaman Orta Doğu'da Amerika'nın politikalarına ters düşerse, Amerika daima Ermeni soykırımı iddiasını gündeme getirir. Yani bunu başınızın üstünde demokrasinin kılıcı gibi tutuyor. Şimdi şu sırada Ermeni soykırımı iddiasının gündeme gelmesinin bir anlamı var mı? Yani 100 sene önceki hikaye, Türkiye'nin tezleri çok daha kuvvetli karşı tarafın tezlerinden filan. Yani Amerikan başkanı mesela işte soykırım oldu mu olmadı mı diye beyanatta bulunacak diye herkes merakla bekliyor. Bir kişi bile kalkıp demiyor ki ya bu Amerikan başkanı başkanlarından biri şimdiye kadar. O sıralarda Ermenilerin öldürdüğü 519 bin Türk hakkında bir kelime söyledi mi? Bir taziye mesajı verdi mi?
veya Hocaeli'deki katliam mı kınadı mı? Bunlar var. O bakımdan yani diplomasi de bunları serinkanlıkla karşılamak lazım. Bu böyledir diye karalar bağlayacak halimiz yok. Ama biz de kendi çıkarlarımızı korumanın yollarını bulacağız. Kozlarımızı kullanacağız. Ama bunları kullanırken de sonuç alıcı şekilde kullanmak lazım. Yoksa sadece böyle kamuoyuna kahramanlık mesajı vererek değil. Öyle bir adım atacaksınız ki sonuç verecek, karşı taraf zararlı olacak, zarar olacak. Mesela demin anlattığım gibi 1975'te Amerikan Kongresi'nin koyduğu ambargo kararı, askeri ambargo kararına karşı üsleri kapatmamız gibi. Yani ses çıkaracaksınız ve sonuç alacaksınız. Bu arada Rus donanmasıyla bu Esad rejimine bağlı deniz kuvvetlerinin de Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat başlattı bugün. O da bölgeye yönelik aslında kritik bir adım baktığımız zaman. Evet, şimdi orada bakarsanız yani olanlar şunlar. Rum kesiminin verdiği izinle doğalgaz araştırmaları falan yapıldı biliyorsunuz. Orada bazı doğalgaz yatakları bulundu. İsrail'in de Leviathan denilen bir bölgede aynı yerde şeyleri var. Her ikisi de Amerikan şirketlerini görevlendirdiler doğalgazın çıkarılması falan konusunda. Ve neticede bir üçlü stratejik işbirliği başlattılar. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Son olarak Amerika da buna katıldı. Ve bunların son toplantısına Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi hemen bunun arkasından Güney Kıbrıs'a askeri ambargoyu kaldırıyorlar. Bir taraftan Mısır'ın öncülüğünde gene Akdeniz ülkeleri arasında bir doğalgaz platformu kurdular. İçinde İsrail var, Ürdün var, Filistin örgütü var filan, Yunanistan var, Türkiye yok. Yani Türkiye'yi dışlayacaksınız bu oyuna. Çünkü Türkiye sizin için bir rakip ülke gibi gözüküyor en hafifinden. Türkiye de bu gerçekleri görecek. İşte şimdi attığı gibi bu Libya ile anlaşma yapması gibi biz de karşı adımlarımızı atacağız. O karşı adımların içinde bir adım var. Onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi bizim İHA'larımız artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Havaalanı'ndan havalanacak. Dün ilk İHA'mız gitti. Bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin? Yani şimdi bakın... Bölgede kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Bunu duyduk biz değil mi? Gazetelerde okuduk. Peki Kıbrıs Rumlarının İsrail'den İHA'lar aldığını duyduk mu? Çok fazla duymadık. Duymadık. Hiç duymadık belki. Değil mi? Yani maalesef yeterince belki izleyemiyoruz olup bitenleri. Bizim hareketimiz belki biraz da buna karşı. Yani onlar İsrail'den alacaklar bu İHA'ları ve orada sondaj yapan veya araştırma yapan Türk gemilerine karşı bir caydırma unsuru, caydırıcı unsur olarak kullanacaklar. Ama biz karşılığını vermeyeceğiz. Onun için bence orada İHA'ları konuşlandırmak doğru karardır. Başka adımlar da atmamız gerekir mi? Gerekebilir. O bakımdan bizim şunu görmemiz lazım ki ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Ama böyle kılıcı çekerek herkese saldırmak da marifet değil dış politikada. Haklı olduğunuz konuda haklı olacaksınız. İkincisi karşı tarafın attığı haksız adımlar olacak ki var. Ondan sonra bu haklılığınızı hayata geçirmek için hangi adımları atmanız lazım? Bunları da atacaksınız. Bu adımlar aslında atabileceğiniz adımlar daha önceden Dışişleri Bakanlığı'nda planlanmıştır. Bunların dosyaları vardır. Yani o gün düşünmeye başlamayacaksınız. Şimdi bugün ne yapsak diye düşünmeyeceksiniz. Bu aylarca bazen yıllarca önceden planlanmış işlerdir. Bunlar. Şimdi baktığımız zaman son olarak bu Libya konusu ve Doğu Akdeniz konusunu kapatacağım. Yani Suriye'deki bazı gelişmeler, işte Libya'daki bazı gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki bazı gelişmelerin ana hedefinde, ana ekseninde artık Doğu Akdeniz'deki o petrol arama çalışmalarının olduğunu söyleyebilir miyiz? Ana noktada artık. Orada birleşiyor bazı unsurlar çünkü. Yani tabii o unsur da var ama bunun da ötesinde Suriye topraklarında olan petrol kaynaklarına da Amerika el koymaya çalışıyor. Yani kimin petrolü bu sizin el koyduğunuz petrol? Yani siz orada savaş, resmen savaş mı ilan ettiniz? Yani Suriye petrollerine ele geçirmenizin hukuki dayanağı ne? Evet. Nasıl yaparsınız bunu? Bir. İkincisi, şimdi Suriye meselesinde bu pek konuşulmayan ama çok önemli bir boyut var. O da şu, uluslararası hukuka göre, Birleşmiş Milletler kararlarına göre bir ülkenin topraklarında terörist faaliyetler varsa, terör örgütleri varsa onlarla mücadele etmek o ülkenin görevi. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'in işte Güvenlik Konseyi kararları var. Ona göre Suriye kendi topraklarındaki teröristleri bertaraf etmek zorunda.
Gerekirse başka ülkelerle de ikili anlaşmalar yapar. Bizim de var öyle bir anlaşmamız Suriye ile. Önce Adana Mutabakatı vardı 1998. Ondan sonra 2011'de de Türkiye ile Suriye arasında bir terörle mücadele anlaşması imzalandı. Şimdi bunları nasıl hayata geçireceksiniz? Suriye ile diyalog kurarak geçireceksiniz. Niye? Çünkü bu anlaşmalarda diyor ki terörle mücadelede iki ülke işbirliği yapar. Nasıl yapar? Biz iki tane terörle mücadele uzmanı göndereceğiz. Şam'da görev yapacak. Onlar iki tane gönderecek Ankara'da. Ondan sonra genelkurmaylar arasında üst düzey bir işbirliği komitesi kurulacak. Alt düzey komiteler olacak. Şu olacak, bu olacak. Ve bunlar vasıtasıyla teröre karşı birlikte savaşacağız, mücadele edeceğiz. Şimdi bunu yaparsanız tabii çok önemli sonuçlar alabilirsiniz. Ama bir başka boyutu daha var. Şimdi masaya oturdunuz. Siz bunları söylediniz. Suriye diyecek ki güzel, sizin için terör örgütüdür bu PYD, anlıyoruz. Bizim için de terör örgütüdür, Birleşmiş Milletler'i kaydettik falan. Ama sizin desteklediğiniz bazı silahlı güçler var ki onlar da bizim için terör örgütü. Siz de onlara desteğinizi çekin diyecek. Yani bir adım atarken karşı taraf ne söyleyecek size, ne taleple gelecek onu da bilmek lazım. Peki şimdi bu Suriyeliler konusuyla devam edelim. Şimdi Suriyeliler geri dönecek mi, dönmeyecek mi, ne kadarı döndü, bundan sonraki süreçte ne kadarı dönecek tartışması devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dedi ki işte 110 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verdik. Diğerleri için de vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız ifadesini kullandı. Şimdi bundan sonraki süreçte Suriyeliler için neler, nasıl, ne düşünüyorsunuz? Gidecekler mi, kalacaklar mı, geri dönüş olacaksa nasıl bir yol haritası belirlenmeli? Bir referandum konuşuluyor Suriyelilerin dönüp dönmemesi veya vatandaşlığı alıp alınmaması ile ilgili. Ne olacak Suriyelilerin? Şimdi bu? Bakın burada şuna bakmak lazım. Suriyeliler niçin Türkiye'de? Efendim Türkiye'de bir iş gücü açığı vardı. Biz de bu iş gücü açığını kapatmak için Suriye'den insanları davet ettik. Onlar geldiler. Türkiye'de bizim gösterdiğimiz işlerde çalışıyorlar. Böyle mi durum? Yani diyelim ki Almanya'daki Türk işçileri gibi ilk gidişleri Almanya'nın talebi üzerine gittiler. Şimdi bu öyle değil. Şimdi bunun bir örneği bir var. Bir işsizlik yani, almış başını gidiyor şu anki süreçte. Tabii şimdi bakın Irak'taki Kürtlerden 450 bin kişi yaklaşık Amerika'nın müdahalesinden sonra Saddam Hüseyin'in Kuzey Irak'a yaptığı bir harekattan sonra dağlardan tepelerden aşarak Türkiye'ye geldiler. Şimdi bunlar dediler ki biz Amerika'ya gitmek istiyoruz, Avrupa'ya gitmek istiyoruz filan. Şimdi biz de onlara söyledik, bakınlar sizin ülkenize gelmek istiyor. Alman Dışişleri Bakanı genç ağırdı. Ben de o sırada büyük elçiydim. Onunla beraber gittik bölgeye. Bunlarla konuştu filan. Ve dediler yani biz Almanya'ya gelmek istiyoruz filan. Şimdi Almanya'nın veya diğer Avrupa ülkelerinin Amerika'nın politikası ne? Sadece bizim işimize yarayan insanları alırız. Kaç kişi? 450 binden toplam 1000 kişi sadece. Hepsinin aldığı toplam insan sayısı 1000. Gerisin geriye bunları yollamak lazım filan dediler. Neticede o sırada işte Irak'ın kuzeyinde bir güvenilir bölge, şimdi Suriye'nin kuzeyinde yaptığımız gibi bir güvenilir bölge kuruldu. Ve bunların hepsi oraya gitti. Ve bu meseleyi böylelikle halletmiş olduk. Maliyeti Türkiye'ye kaç para? 225 milyon dolar. Şimdikinin maliyeti ne kadar? 40 milyar dolar. Değil mi? Şimdi bunları biraz geçmiş tecrübelere bakmak lazım. Dosyalara bakmak lazım. Nasıl oldu da o iş öyle oldu da bu iş böyle oluyor filan. Farklılıklar var mı? Var. Ama netice itibariyle Türkiye böyle bir operasyonu başarıyla sonuçlandırdı. Yani şimdi de bakmak lazım. Yani bu insanların Türk vatandaşlığına alınması istisnai durumlarda belki olabilir. Aile birleşmesi olur bilmem. İşte bir uzmanlık alanı olur filan falan. Ama böyle topyekun yüz binlerce insanı Türk vatandaşlığına almak bir cömertlik olarak da görülemez. Yani daha ciddi bir iştir bu. Ne olacak peki? Suriyeliler dönmedi diyelim. Milyonlarca Suriyeli var yani ülkemizde. Şimdi, dönen sayısı da belli. Yani dönmezse ne olur? Başka bir ülkeye gidebilirler isterlerse. Ona mani olamayız. İstemiyorlar. Ama Türkiye'de kalmak bizim hakkımızdır diyemezsiniz. Bakın size ben bir örnek vereyim. Biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladık Davutoğlu zamanında. Ve bu anlaşma işte Suriye'den ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili. Şimdi anlaşma diyor ki Yunanistan'a şu veya bu şekilde giden göçmenleri Türkiye geri alacak. Oradan geri aldığı göçmenlerin içinde kaç tane Suriyeli varsa bir Suriyeli'ye karşı bir başka Suriyeli'yi Avrupa Birliği Türkiye'den almayı kabul ediyor.
Ama bunların toplam sayısı hiçbir zaman 72 bini aşamaz. Bu bile kıyametlerin kopmasına yol açtı Avrupa'da. Biz istemiyoruz dediler onları. Nasıl getirirsiniz? Dikenli teller falan yaptılar. Almadılar toprakları. Ne yapmıştı Macaristan falan. Yani diyeceğim her ülke yani hepsi böyle insanlık düşmanı olduğu için bunu yapmıyor ama kendi çıkarları var. Yani yapacağı iş var, yapamayacağı iş var. Ve bunların hiçbir Avrupa ülkesi, hepsi bizden. Yani büyük devletler bizden zengin. Fakat bunlar bizim aldığımızın onda birini almadılar. Bir vize serbestisi konusu vardı. Ne oldu konu mesela? Yani, nerede? Yani Türkiye'de işte sığınmacıların şimdi Türkiye'de... O da tuhaf bir şey. Hı-hı. Şimdi böyle bir anlaşma ben görmedim şimdiye kadar. Çünkü anlaşmada bir bu söylediğim husus var. Suriyelilerin geri alınması, hı-hı, alınmaması. Bir de aynı anlaşmada diyor ki Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıyacak. Ve onu da biz bu anlaşmayı yapanlar... Efendim Kayseri usulü bir pazarlık yaptık. Çok da başarılı olduk filan dediler. Ve o yılın Haziran ayına kadar uygulamaya geçecek bu filan dediler. Üzerinden kaç Haziran geçti? Avrupa Birliği dedi ki siz ancak şu şartları yerine getirirseniz biz Türkiye'den işte vizesiz seyahat etme imkanı Türk vatandaşlarına tanırız. Ya ama peki kim karar verecek o şartları yerine getirip getirmediğimize? Avrupa Birliği karar verecek. Şimdi bu öyle bir anlaşma ki yani onların bizden istediğini biz hemen kabul ettik ve derhal uygulamaya başladık. Evet. Ama bizim onlardan istediğimiz şarta bağlı. Vaatler. Şarta bağlı bizim isteklerimiz ve o şartların yerine getirilip getirilmediğine Avrupalılar karar verecek. Düşünebiliyor musunuz tabloyu siz? Ve şu ana kadar bunu uygulamıyoruz doğrudur. Sadece işte Yunanistan'dan gelen bazı göçmenleri geri aldık o kadar. Ama bizim beklentimiz doğrultusunda, hı hı, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanınmadı. Evet. Şimdi son günlerin konuşulan bir başka konu başlığıyla devam edelim. Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullanmaya devam ediyor. Kanal İstanbul'u biz yapacağız diyor. Diğer taraftan da ciddi tepkiler var. Bu tepkilerin başında da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geliyor. Böyle bir projeye İstanbul için gerek yoktur diyor. Ciddi tahribatları vardır bunun diyor. Hatta bugün galiba bir referandum dahi bununla ilgili İstanbul'da yapılabilir diyor. Diğer yandan Bakan Turhan'ın açıklamaları vardı bugün. Hiçbir sorun yok diyor. Güzergahlar belirlendi diyor. En kısa zamanda ihaleyi yapıp biz Kanal İstanbul'a başlayacağız diyor. Nedir bu Kanal İstanbul tartışması? Şimdi, nasıl bakıyorsunuz? İstanbul için neleri getirir, neleri götürür? Doğru mudur bu proje? Şimdi biz bu konuda bir kitap yazdık. Evet, kitap yazdık. Kaynak yayınlarından yayınlandı. 5 kişinin katkısıyla bir kitap çıktı. İstanbul'a ilgili nasıl bir adım atılacak? Sayın Öğmen teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Yine gündemin önemli başlıklarına değindik. Katılımlarınız için bir kez daha teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet 17. saatin bugün de sonuna geldik. Konuğumuz emekli Büyükelçi Onur Öğmen'di. İlk olarak gerekirse İncirli'yi de Küreci'yi de kapatırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine değindik. Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın yansımalarını ele aldık. Daha sonra Suriyeliler konusuna değindi Sayın Öğmen ve son olarak da Kanal İstanbul'la ilgili çok ciddi o ayrıntıları gözler önüne sermiş oldu. Tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.